Sevgili arkadaşlar, yeni bir video, hepiniz hoş geldiniz abi. Biraz ters ışıkta kaldığım için yüzüm arada kararı parlayabilir ama sıkıntı yok çünkü benden ziyade bugün size anlatacaklarım önemli. Arkadaşlar, bugün hem versiyon 40 yama notları geldi, hem Fortnite World Cup finalde biletlere geldi, hem de aşağıda oyun güncelleniyor. Güncellendiği zaman size ayrı bir video ile efsane şeyler göstereceğim. Bugün açacağım diğer videoyu da mutlaka bekleyin, inanılmaz bir video olacak. Size bir şeyler göstereceğim, çok şaşıracaksınız. Güncelleme notlarından önce Fortnite World Cup finalleri biletlerine şöyle bakalım abi, nelerden bahsediyor diye. 26 Temmuz'da finaller başlıyormuş arkadaşlar ve 23 Temmuz'da bitiyor. 18 yaşından küçük olan herkese bir yetişkin eşlik etmekteymiş. Ama eğer 18 yaşından büyükseniz direktmen alana gidip turnuvayı izleyebilir ve ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hem papel hem 10. sezon savaş bileti vesaire vesaire, bir sürü ödüller kazanacaklar bu finale gelenler. Finaller nerede yapılacak diye sorarsanız, Amerika'daki New York'ta yapılıyor arkadaşlar. Billie Jean King National Tennis Center'da, Arthur Ashe Stadyumunda yapılacak. Yani eğer Amerika'daysanız bunu kaçırmayın derim. Amerika'da değilseniz gitmenin anlamı yok çünkü Amerika uçak biletleri çok pahalı, dünyanın diğer ucunda olduğu için, bize göre en azından dünyanın diğer ucunda ve biletler inanılmaz pahalı. Ama eğer Amerika'da ikamet ediyorsanız 3 günlük finalleri hem izleyebilirsiniz, hem ödüller ve papeller kazanabilirsiniz, hem de 10. sezon savaş biletini bedava alabilirsiniz arkadaşlar. Alan da işte cosplayler olacakmış, Durburger olacakmış, dondurma olacakmış, korsan gemisi olacakmış. Hani bir sürü güzel etkinlik olacakmış. Eğer ki hani imkanınız durumunuz varsa gidin derim abi. Ve geçelim versiyon 9.40 yama notlarına. Asıl merakla beklediğiniz olay burası arkadaşlar. Taktiksel pompalı tüfek bir kere oyuna geldi. Taktiksellik yeniden yazılacak. Oyuna dalın silahın destans ve efsanevi çeşitlerini bir de kendiniz deneyin diyor. Zaten taktiksel silahlar gelmeye başlamıştı arkadaşlar. Taarruz tüfeklerinden başlayarak şimdi de pompalısı geldi. İleride taktiksel keskin nişan tüfeği ve taktiksel silah vesaire, bunları da bekliyorum, bakalım neler gelecek. Azami 83 ya da 80'den hasar, inanılmaz hasar var arkadaşlar. Yani iki atışta insanı yıkarsınız, full zırhlı adamı da 3 atışta yıkarsınız. İnanılmaz güçlü bir silah. Saniyede 1,5 atış yapar, çok da iyi. 8 fişek alıyor, kafadan vuruş çarpanı 2 kat. Abi bu silah var ya, bu silah yok edecek abi. Oyunun bütün dengelerini bozacak. Bu çok güçlü bir silah olmuş. Vurduğunu hatırlayacak yani, tek falan yiyeceksiniz, böyle seveceksiniz tek yedim diye, ama o kadar da güçlü bir silah getirmişler. Yarı otomatik keskin nişan tüfeğini yakınlaştırarak nişan aldığında gösterdiği mesafe azaltıldı, yani skopu küçültülmüş, ondan bahsediyor. Çatışma pompalı tüfeğin uzun menzildeki etkisi de azaltılmış, yani ne kadar uzaktan vurursanız o kadar daha da az vuracak arkadaşlar, ondan bahsediyor. Susturuculu sürgülü keskin nişan tüfeği, yani susturuculu AWP mahzene kaldırıldı. Normal olan ise mahzenden çıkartıldı, farklılık olsun diye yapmışlar bunu arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir inmek istiyorum abi. Creative'e Kevin'in uçan adası gelmiş abi. Bu yepyeni adada havada uçan havalı bir kale inşa edebilirsiniz. Hop, telefonum çaldı. Esa bile arıyor, hemen videodayken cevaplayayım. Buyur kanka. Tamam, şu an video çekiyorum. Arayayım ben seni 2 dakika sonra. Tamam hadi. Birkaç gündür görüşemiyoruz, o yüzden aramış. Gençler, Kevin'in Uçan Adası yapıları gelmiş. Bununla alakalı size zaten çok güzel göstereceğim. Map'ler vardı ama bu yapılarla beraber çok daha güzelleri yapılır. Bunların hepsi de böyle mutlaka görmeniz gereken 5 Fortnite map konseptimizi biliyorsunuz. O konsepte sizlere göstereceğim. Top çıkma yeri yapmışlar. Johnny's'i topu tutuyor. Adamın fizik kurallarına uyan toplar ekleyerek yepyeni oyun türleri ve oyuncularla yepyeni etkileşim fırsatları keşfedebilirsiniz diyor. Güzel şeyler geliyor abi. Tetikleyiciler falan filan güzel ama Creative'e böyle güzel mapler, modlar yapılması için bir sürü eşya gelmiş. Yapılan maplerini ben sizlere zaten güzellerini göstereceğim serilerimizde, biliyorsunuz. Ve hemen Dünya Kutlara geçer. Merak ediyorum. Ha, tipe bak, çok iyi. Fortnite'ın ikinci doğum günü. Fortnite'ın ikinci yılının doğum günü temalı görevde. Arkadaşlar, şu sırt çantasının bir numaralı olanı bende var, biliyorsunuz. Dolapta. Bilmeyenler için hani dolamda ne var videosunu gösteriyordum. Oyunun, bu arada mesajlar gelip duruyor. Bu mesaj da Fondi fıçısından geldi. Çünkü birazdan videonun sonuna beni destekleyen dostlarımızı koyacağım. Onlardan bana cevaplar geliyor. Çok yoğunum yani, gördüğünüz gibi. Biri arıyor, biri mesaj atıyor falan. Neyse.
Biliyorsunuz dolabın videosunda göstermiştim. Sırt çantası bir böyle pasta ve üzerine bir yazan mum vardı. Oyundaki en nadir çantalardan biri. Ve bunun ikincisi geleceğini ben şu an bir hissettim gibi nedense. Çünkü Dünya Kutlara bu gelmiş. Belki o yüzden Battle Royale'e de gelirse mutlaka size çekeceğim abi. Çok güzel olacak, mutlaka çekeceğim. Doğum günü laması gelmiş. Çok tatlı, çok hoş bir lama. Umarım bu etkinlikler Battle Royale moduna da gelir birkaç gün içerisinde. Gelecekse de Perşembe günü gelir diye tahmin ediyorum. Bugün gelmez, bugün Salı günü. Perşembe gelir diye tahmin ediyorum. Çok güzel olacak abi, çok güzel şeyler olacak. Doğum günü laması da oyun güncellendiği zaman bir sonraki videomda açarız, merak etmeyin. Yapacak çok çok güzel işlerimiz var. Hemen isterseniz ben şu beni destekleyenleri bir açayım dostlarım. Evet, hemencecik mailimi açtım. Bilmeyenler için telefondan DM'lerin SSL'ini alıp mail adresimi atıyorum arkadaşlar, öyle bakıyoruz. Kayra Kartal isimdeki dostumuz bizi yine desteklemeye devam ediyor ve tamirci çırağı almış. Bugün zaten göstereceğim birkaç dostumuz tamirci çırağı almış. Bilmiyorsanız Cem Karaca'nın Tamirci Çırağı şarkısını dinleyin. Yaşınız biraz küçükse çok anlamayabilirsiniz ama biraz yaşınız büyükse, yani bir liseye falan gidiyorsanız sözlerini dinlerseniz çok anlamlı sözleri var. İşçisin sen işçi kal, giydiri tulumları dersem herhalde dinleyenler hatırlar. Neyse, benim sesim çok güzel değil. Ben şarkıyı daha fazla berbat etmek istemiyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Kayra Kartal'a destekleri için. Hemen geçiyoruz. Bir dakika. Evet. Fortnite'ı bıraktığımda 500 papelim vardı. Bugün başladım oyuna yeniden demiş ve papel harcayayım demiş. Shop'u açtım. Bir şey eksikti. Unicorn Tree Popos kodu eksikti demiş ve çünkü oyunu bıraktığı için kodlar siliniyor biliyorsunuz 14 günde bir. Yazmış ve almış. Seni çok seviyorum abi demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Camevus desteklerin için. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın bu arkadaşımızdan da gördüğü üzere Fortnite'ın son zamanlarındaki yaptığı robotlar falan oyuna oyuncu kazandırmaya başladı. Yeni sezonda geliyor. Bence oyuncu kitlesi patlayacak. Harika olacak. Hereke Mina ismindeki arkadaşımız yıldızlı mavi çantayı almış. 200 V-Papel'e Unicorn Tree Popos kodumuza beraber. Teşekkür ediyorum sevgili dostum. Hemen geçiyoruz. Big Boss FF yine biz destekleyen dostlarımızdan biri. Bu güzelim kazmayı almış 800 V-Papel'e yine kodumuzla beraber. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum desteklerin için. Memo Boys daha önce de beni desteklemiş, hikayeme koymuşum. Bu sefer de videoya koyuyorum kendisini. Desteğe devam reis. Patres Family demiş. Patres ailesinden de onlar adına sana buradan selamlar yolluyorum sevgili Memo desteklerin için. Teşekkürler. Ve Hyperion 7041 ismindeki arkadaşımız 800 V-Papel'lik bir normal skinin kırmızı versiyonunu almış, Çinli versiyonunu almış Unicorn Tree Poposuyla beraber. Abi baksaydın demiş, anca görebilmişim mesajı, yaklaşık bir ay geçmiş. Anca gördüm, kusura bakma dostum ama desteklerin için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Mert Balot galiba ya da Balot bilmiyorum ama Mert olduğuna eminim. Bronz bombacıyı almışsın, çok teşekkür ediyorum. 1200 bir papale ve grubunda arkadaşlarım varken bile fotoğraf çekmeyi ihmal etmemişsin. Çok teşekkürler sevgili Mert. Ve son arkadaşımız yine tamir çırağını almış sevgili Ertan. Senin neyiz abi demiş, Unicorn Tree Popos koduyla beraber alışverişini yapmış. Bununla beraber bu videodaki arkadaşlarımın sonuna geliyoruz. Çok fazla koymak istemedim çünkü bugün atacağım diğer videoda da birkaç arkadaşımıza yer vermek istediğim için sizlere sıkmak istemedim. Son olarak şunun duyurusunu yapacağım. 10. sezon Savaş Beyti Unicorn Tree Popos koduyla alıp bana atan dostlarımıza size çekiliş yapacağım. Kazananlara 1000 papel vereceğim diyorum ve videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Yeni güncelleme nasıl olmuş? Oyun güncellendiği zaman size göstereceğim şeyi merak ediyor musunuz? Çünkü çok güzel şeyler göstereceğim ve sizce Fortnite'ın ikinci yıl dönümüne özel yine bir etkinlik, yine bedava eşya gelir mi? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izleyip bana vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.